Bülent Arınç'tan Erdoğan Erbakan'ı hapse attırmak istedi iddialarına yanıt. Özel cezaevinden kurtarma yasası çıkarılmış. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoyaoğlu, Erdoğan'ın Erbakan'ı 2006 yılında hapsettirmek istediğini iddia etti. Bülent Arınç, rahmetli hocamızın cezaevine girmemesi adına elimizden geleni yaptık. Gerekli kanuni düzenlemenin yapılması için talimatı Sayın Erdoğan ile istişare ederek ben verdim açıklamasını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı, başbakan yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, bünyesinde yetiştikleri Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu, kapatılan Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet Partileri ile Saadet Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ı cezaevine girmekten kurtarmak adına nasıl özel kanun çıkardıklarını bütün aşamalarıyla anlattı. Erdoğan Erbakan'ı hapse attırmak istedi iddiası. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoyaoğlu'nun, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın 2006 yılında evini polis kuşatmasına alarak Erbakan'ı tutuklatmak istediği iddiası ve bu iddiayı teyit eden Erbakan'ın damadı, yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz'ün açıklaması üzerine Bülent Arınç'tan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karamoyaoğlu ve Altınöz'ün iddialarını yalanlayan Bülent Arınç, Erbakan için çıkarılan özel kanun ile ilgili süreci anlattı. Arınç'ın açıklaması şöyle, süreç nasıl işledi? Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Karamoyaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında ortaya attığı ve ardından da Mehmet Altınöz tarafından onaylanan iddialar üzerine birkaç söz söylemek gereği hasıl oldu. Ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. O dönem rahmetli Erbakan hocamız için söz konusu olan cezaevine girme ihtimalini ortadan kaldırmak adına elimizden geleni ivedilikle yaptık. Başkanı olarak o dönemki grup başkan vekilimiz Sadullah Ergün'ü arayarak hocamız için olumsuz bir durumun ortaya çıkmaması adına gerekli kanuni düzenlemenin yapılması için çalışma yapılması yönünde talimatı o dönemki başbakanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile istişare ederek ben verdim. İlgili kanun teklifi mecliste kabul edilmesinin ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edildi, biz ise aynı gün herhangi bir değişiklik yapmadan kanunu tekrar kabul ederek Sezer'e havale ettik ve o da anayasamız gereği onaylamak zorunda kaldı. Ardından da CHP harekete geçerek ilgili kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. O dönem yaşananların en yakın şahitlerini saydı. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin itirazını reddetmesi akabinde de kanun yürürlüğe girdi ve rahmetli hocamızın söz konusu cezayı evinde geçirmesi sağlanmış oldu. Bu dönem yaşananların en yakın şahitleri arasında Sayın Recai Kutan, Yasin Hatipoğlu, Mustafa Kamalak ve Şeref Malkoç da vardır. Bana gelip bu talebi ileten de kendileridir. Yakinen şahit olduğum birçok konu vardır ki o dönem Erbakan hocamız tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizlere iletilen muhtelif talepler de tereddütsüz yerine getirilmiştir. Hocamız, bu konudan dolayı özel olarak bana ve genel olarak da bu konuda hizmeti geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ve takdirlerini iletmiştir. Sayın Karamoyaoğlu ve Altınöz'ün ortaya attıkları konu, bugüne kadar hiçbir yerde gündeme getirilmemiştir. 31 Mart yerel seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde üzerinden yıllar geçmiş bir konuyu gerçeklerden uzak bir şekilde yeniden kamuoyunun önüne sunmanın siyasi etik ile bağdaşmadığı görüşündeyim.